Efendim devam ediyoruz akıl çemberine. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan Meral Akşener görüşmesine dair fotoğraflar üzerinden bu görüşmeyi yorumluyoruz. Bir yandan da Sayın Akşener'in yeni imajı, yeni tarzı biraz magazinsel. Evet, siyasi magazin yaptık. Siyasi magazin yapıyoruz. Versenize fotoğrafları. Evet. Vermiyorsunuz. Peki. Ya şöyle mesela. Benazir Bhutto Türkiye'ye geldiğinde tüm dünya basını Bhutto ile tansiyonlar karşılaştırması yapmıştı. Bu ne? Evet. Ha, sürpriz dediğiniz mi? Aha. Bak bana da söylemiyorlardı. Aa, sarı peki mı ver. Beyaz mı ya da ikisinin sen? Versenize ne yapmışlar? Bir şey soracağım. Daha çok bir kadın gözüyle. Tamam. Şimdi saç sarı mı beyaz mı ya da ikisinin sentezi bir şey mi? Madonna sarısı abi. Bir şey soracağım. Daha çok bir kadın gözüyle. Tamam. Şimdi saç sarı mı beyaz mı ya da ikisinin sentezi bir şey mi? Madonna sarısı. Ya sen var ya. Ya Abdülkadir abi her masada varsın yani ya. Madonna sarısı. Artık meclise zor giderim. Bundan sonra hanımlar gider. Kıyafet giysin saçlarını boyatmadan önce falan ben, mı sana gelsinler yorumlasınlar. Abdülkadir Bey nasıl olmuş falan. Madonna sarısı bir daha açsana. Sizi bir şey mi? Madonna sarısı. Bir şey soracağım. Bir kadın gözüyle. Tamam. Şimdi saç sarı mı beyaz mı ya da ikisinin sentezi bir şey mi? Madonna sarısı. Bir şey soracağım. Ya çok şeker ya. Madonna sarısı. Meral Hanım keşke şey yapsa, bağlansa ya. Ya değil mi? Ne kadar şey olur. Valla ben çok beğendim Meral Hanım. Bu tarz devam. Ben devam diyorum. Ben kestane, ben gidiyorum. Aynen. Ya çok, evet, şimdi görüşmenin detaylarını biraz da konuşalım. Şimdi ne konuşuldu? Acaba Meral Hanım AK Parti'ye mi geçecek? Böyle bir şey beklemiyorum. Hatta Meral Hanım'ın daha sonra bir süre ara verdikten sonra İyi Parti'nin başına tekrar geçme ihtimali var. Çünkü kendi istediği ismi Müsavat Dervişoğlu'nu seçtirdi. Ama şu olabilir, belli ki bu görüşme istediğine göre bunlar iki tane iddialı siyasetçi. Siyasetin geleceğine dair bir takım şeyler paylaşmışlardır. Mesela Meral Hanım'ın düşünce dünyasında... Bu arada görüşme ne kadar sürdü Abdülkadir ben abi? Ben uçaktaydım. Bilginiz var mı? Süre önemli. Ben de öğrenmek süre önemli. İsterim. Zafer abi bu konuda bilgin var mı? Ne kadar sürdü görüşme? Valla bir saate yakın sürdü diye biliyorum ben. Yani saat 17'deydi. Yaklaşık bir saat süren bir görüşme oldu diye biliyorum. Meral Hanım'ın eşi Rizeli olduğu için Sayın Cumhurbaşkanı zaman zaman bizim gelin diye de hitap eder. Rizeliler de Meral Hanım'a işte reisi yalnız bırakma diye zaman zaman söylerler. Ben burada... Eğer siyasi bir şey konuştularsa Meral Hanım'ın parlamenter sisteme yeniden dönülmesi konusunda çok ciddi çalışmaları var. Belki o düşüncelerini paylaşmış olabilir ama onu bilmiyorum içeriğini henüz öyle bir şey öğrenme imkanım olmadı. Ama iki iddialı siyasetçi sadece nezaket kapsamında bir araya geldiklerini de zannetmiyorum. Ama bir şey sorabilir miyim? Yani burada Sayın Akşener'in o... rahmetli Çiller'in eşinin cenazesindeki yani o talebi yani doğrudan kendisinin yapması. Yani aracılar da koyabilirdi. Tabii. Randevu alabilirdi. Çok rahatlıkla telefonla. Telefon da edebilir. Ama şimdi orada hani bu bir mesaj olabilir mi? Yani sanki bir şeylerin hazırlığını arz etmek ya da paylaşmak noktasında sanki Sayın Çiller'in bir acelesi olmasa bile güçlü bir isteği olduğu gibi bir anlam çıkıyor ama bilmiyorum tabii hani. Düşünülebilir tabii ama siyasi dönemde zaman zaman da yani parti lideri olduğunda yaptığı benzetmelerle de Cumhurbaşkanı'nı kırdı ama hiçbir zaman diyaloğu koparmadı. Hı hı. Özellikle Türkiye ile ilgili konularda Irak-Suriye tezkeresinde, Libya tezkeresinde altılı masadan farklı hareket etti. Şehitlerimiz olduğunda Sayın Cumhurbaşkanı'nı ilk arayıp geçmiş olsun diyen isimlerden birisiydi. Biraz gel gitti bir ilişki oldu ama bağlar hiçbir zaman ama kopmadı. Sayın Cumhurbaşkanımızın da yani hakikaten işte devlet adamlığı budur. Yani burada eski hani kırgınlıkları değil de özellikle hani pozitif
vefalıdır ama Cumhurbaşkanı. Ve vefayı öne çıkaracak evet. şekilde davranması da bence tabii. bütün siyasi liderlerin örnek alması gereken tabii. bir durumdur yani. Evet, burada, Hakan Bayrakçı. Evet. Bir saat sürmüş bu arada görüşme. Bir saat mi? Bir saat sürmüş. Aynen. Anlamlı. Çünkü genelde 20-20... Abi nezaket ziyaretleri ne kadar olur? İşte o daha çok 15 ila 22 dakika arası. Böyle bir yarım saat diyelim yani maksimum. Evet aynen öyle. Ha, o zaman nezaketin ötesinde. Tabii. O. Sadece nezaket ziyareti evet. değil yani öyle diyelim. Evet hem nezaket ziyaretidir hem de tabii. başka şeyler belli ki konuşuldu. Tabii. Yani zamanlamaya bakarsak öyle. Tabii. Hı hı. Geçer boş, mi boş peki bir Meral Hanım AK Parti'ye geçer mi? Ne okuyorsun yok, bu görüşmede? Yok hiç tahmin etmiyorum. Tahmin etmiyorum. Zannetmiyorsun. Yani çünkü bir siyasi kariyeri var. İşte bakanlığı var söylediler tabii. bir şeyi var bir parti kuruyor partiyi kurar kurmaz %10 civarında oy alıyor. Şimdi bunlar basit işler değil tabii. sıradan işler değil yani millet parti kuruyor bilmem 0-3 alıyor gibi. Tabii. Dolayısıyla bütün bunları bir de artık muhalif bir lider olarak bir isim oldu. Dolayısıyla sanmıyorum onu sanmıyorum ama... İki liderin de yani Sayın Cumhurbaşkanı da Sayın Akşener'in de ortak noktaları olan konular var. Onlarla ilgili bir şeyler de konu. Nedir? Milli konular, işte yurt dışı hassasiyetler, bilmem Irak'tır, Suriye'dir, Türkiye'nin yüksek çıkarlarıdır, âli menfaatleridir. O konularda konuşulmuş olabilir diye düşünüyorum. Ama enteresan bir ayrıntı var. Onu da nedir? Sizlerle bakalım. Şimdi şurada Sayın Musavat Derivşoğlu ve neydi diğer bir şey... Lütfi. Lütfi Türkkan. Lütfi Türkkan mesela karşı çıkışını ya hani işte Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi mücadele olur, müzakere olmaz anlayışıyla mı? Yoksa yani olası bir yeni siyasi konjonktürel gelişme bağlamında bazı işaretler alıp da buna tepki mi? Yani hangisini şeklinde yorumlamak lazım? Bunu da sizler bilirsiniz. İsmail bir kez sessiz Zafer kalıyor. Bilir. Bir şey mi var özellikle? İsmail abi. Konuşsun da sözünü keseyim diye uğraşıyor. İsmail Dikel. Herkes sussun, Dikel konuşsun. Peki öyle olsun. Herkes susar mı bilmiyorum da. Zafer bak sen de sus. Şimdi Türkiye'deki siyaset bu. Yani yapacak bir şey de yok, söyleyecek bir şey de yok. Şimdi Sayın Akşener'in geçmişteki konuşmaları teker teker gündeme düşüyor. Mesela demişti ki yani söylediğimi hepiniz hatırlayacaksınız. Kafama silah dayasalar gitmem. Şimdi bunu söyleyeceksiniz. Ondan sonra da gideceksiniz. Bundan sonraki süreçte ne olur bilmem. Elbette ki bir nezaket ziyaretinin ötesinde bir anlam taşıyor bu. Kaldı ki biraz önce Zafer de söyledi ona da katılıyorum. İletişim Başkanlığı tarafından bu görüşmenin duyurulması iktidarın bu görüşmeye ne kadar önem verdiğini de ayrıca altını çizmek lazım. Bir kere AKP cephesinde bu ziyaret önemli. Bu görüşme önemli daha doğrusu. Peki İyi Parti'nin içinde yani sosyal medyaya bakıyorum. İyi Partililerin çok ciddi bir bölümü köpürüyor şu anda. İşte biz kimin peşinden gitmişiz, hiç kimseye güvenemeyecekmişiz bilmem ne vesaire vesaire. Bir başka yanlış daha yapılıyor şu ara. Özgür Özel'in gidişiyle Meral Akşener'in gidişi mukayese ediliyor. Meral Akşener'in gidişini eleştirenlere Özgür Özel ile Erdoğan'ın tokalaşma görüntüsü gönderiliyor. Saraydaki görüşme, öbür taraftaki görüşme gönderiliyor. Şimdi ikisi farklı şeyler. Biri ana muhalefet lideri, seçimi kazanmış ve görüşmenin adını koyarak gitmiş. Normalleşme demiş. Gitmiş. Ve bir lider. Ama Meral Akşener liderken gitse bu kadar sıkıntı olmayacak. Bu kadar köpürmezdi iş zaten. Ama şimdi liderliği bırakmışsınız. Ve hakkınızda birçok altılı masa sırasında söz varken buraya bu ziyareti yapmanız sizi başka bir yere kaldırır atar siyaseten. Bana göre... Evet, insanlar elbette görüşmeli, konuşmalı vesaire ama bu böyle olmamalıydı. Çünkü milyonlarca insan Meral Akşener'e Erdoğan'a karşı duruşu, AKP iktidarına karşı duruşu, mevcut sisteme karşı duruşu nedeniyle oy verdi ve peşinden gitti. Onun için Meral abla dediler ona, bağırlarına bastılar. Sonuç genel başkanlığı bıraktı.
Kendi kararıdır. Siyasettir bu. Olabilir. Bir fatura ödenmesi gerekirse ben öderim dedi gitti. Ama bir de bu saraydaki bu görüşme. Şimdi Meral Akşener'e dönüp baktığınızda geçmişte o altılı masada oturması, kalkması, masaya işte gelmesi, gitmesi, o süreçte o ittifaktaki, Millet İttifakı'ndaki duygusal kopuşun sorumlusu olarak şu anda Meral Akşener'in geçmişten beri sanki bu ilişkiyi bir biçimde götürdüğü şekilde bir algı oturuyor. Doğrudur, yanlıştır. Ama muhtemelen oraya gittiğinde bunun, bu tip eleştirilerin geleceğinde hesap etmişti herhalde. Ya önemsemedi bu eleştirileri, bana ne dedi, umursamadı ve gitti. Ya da başka bir şey var, gitti. Bilemiyorum ama ilk söylediğimi tekrar söyleyeyim. Kafama sıksalar gitmem dediği yere niye gitti? Bu sorgulanması gereken bir şey. Ben de pardon. Niye İsmail Dükel'e sordum, bu kadar eleştirdi. Burada da güzel konuşuyor. Yorumlara gelen, başka kanallara da giden bir bayan arkadaşımız var. Kadındır, yani bayandır. Saçla ilgili şu fotoğraf kalsın diyor ki, saçta diyor o kısımlar, üst taraflarda boya yok. Kesim yapılmış sadece diyor. Çünkü yanda diyor, yandan olan bir resim var. Zeynep, onu rica ediyorum. Kızıllık, kalan kızıllık diyor. Önceki saçtan kalan kızıllık diyor. O diyor bak, bak burada daha çok be, olabilir söylediği Canan Hanım. Şey diyor. Şu, bakın şu kızıllık var ya şuradaki. Ne, tam anlamadım. O doğal. Ya diyor ki şu boya. Bu diyor kesimden sonra kalan kısım diyor ama oralar diyor kendi rengi diyor. Beyaz diyor. Oynadık. Bir dakika. Doğru. Bak burada kestane kestane mi diyordun sen? Ama kestane hayır, Madonna sarısı ne değilmiş hayır, yani. Madonna sarısı. Hayır Madonna, hayır. Abi sarısı demek ki ama eski beyaz. Eski rengine ne diyordun? Kestane, kestane rengi. Ya bütün terminolojiyi biliyorsun yani ya. Kesilince doğru, bak, böyle olur daha diyor. Koyu. Ama şöyle. Evet, kesilince böyle olur diyor. Ama Hakan abi. Kısalınca diyor o kalmış orası. Hanımefendiye bir itirazım var. Saçında çok Sil aklar var. Sil danışmanımız Abdülkadir saçında Selvi. Saçında çok beyazlar var. O beyazlar çok ortaya çıkardı. Belli ki onu kapatmak için bir boya atılmış ama ton farklı. Boya atılmış mı? Boya mı atılmış? Abdülkadir abi. Bak bak, boya mı atılmış? Valla kuaförler derneği var ya. Ya bu ihata duvarı mı ya? Abi manikür yaptıracağım zaman soracağım, tamam mı? Renk seçimim, şeklim falan. Kıyafet alacağım zaman soracağım, zaman fotoğraf atacağım WhatsApp. Hakikaten yani çok spesifik bir analizdi. Ya şu var, yani öz olarak şunu söyleyeceğim. Moda programlarına jüri olarak falan çağırıyorlarmış Abdülkadir abi bundan sonra. Ya şimdi aktif siyasette olsun, siyasetten ayrılsınlar. Mesela ben Kemal Bey için de onu, işin doğru bekliyorum. Kolay değil, bir birikim sahibi oluyor insanlar. Mesela Abdullah Bey için de beklerdim. Cumhurbaşkanıyla zaman zaman bir araya gelmelerinde gerçekten çok fayda var. Çünkü onların baktığı pencereden Cumhurbaşkanı bakmıyor olabilir. Ya da Cumhurbaşkanı'nın bildiği bir takım bilgiler onlarda olmuyor olabilir. Karşılıklı olarak deneyim ve bilgi aktarımı Türkiye'nin menfaatine. Tabii. Yani sıkılı yumruklarla tokalaşma olmaz. Türkiye'nin de birbiriyle aktif siyasette de olsun, siyaseti bırakmış da olsun, liderlerin bir araya zaman zaman gelmesinde çok fayda var. Türkiye'nin âli menfaatleri için. Bakın batılı ülkeler bazen eski cumhurbaşkanlarını, eski bakanlarını özel temsilci olarak atıyorlar. Bu çok ne kadar akıllı bir şey. Keşke biz de bunları yapabilsek. O açıdan ben Özgür Özel'in görüşmesini de, Meral Akşener'in ziyaretini de çok önemsiyorum. Mesela diğer eski mevcut parti liderleri ayrılanlar, siyasetten ayrılanlar da Cumhurbaşkanı'yla bir araya gelsin. Mesela meclis başkanlarından oluşan bir istişare kurulu var. Oraya eski CHP'liler Cahit Karakaş'tan Hikmet Çetin'e kadar davet edilmişti. Önce katılacağını bildiren oldu, sonra vazgeçenler oldu. Keşke onlar da katılsaydı. Çünkü bunlar Türkiye'nin yetiştirdiği değerler ve ülkenin cumhurbaşkanıyla bir araya gelmeleri de Türkiye'nin âli menfaatleri açısından ben bunu yararlı görüyorum. Vallahi bu arada yani Sayın Akşener'i bayağı övdük de şimdi dikkatimi çekiyor. Kim? Hani ben çünkü muhalefeti dövdüğüm oluyor, iktidarı dövdüğüm oluyor. Öyle şeye girmez benim söylediğim.
Aha. Bu resimde Sayın Cumhurbaşkanı da eski hali gibi bayağı karizmatik ve yakışıklı çıkmış ha. Bakın. Ha, soldaki evet, resme hiç dikkat etmiyorsunuz. Doğru. Evet, doğru. Uçağım geliyor, bir beni övmediniz. Protesto ederek. Ya Sevda, nasıl övelim? Övmeyelim abi, bir yani sen bir moda ikonu çıktın. Jüri üyesi gibi yani stil danışmanı çıktın. Bayağı yani her şeyden anlıyorsun maşallah yani. İstiyorum. Bizi bu konuda en çok bence sen aydınlattın yani. Ben Hakan Bayrakçı'dan beklerdim. Valla biz de senden bekliyorduk. Benim beklemeyin ya. Ben de gerçekten hiç böyle kuaför işleri falan çok bilmem yani. Yani ama bu sefer kadınlar... İsmail Bükel'i de alıp götüreceğim. Aa, beraber mi gidiyorsunuz? Evet. Ankara yolcuları. Evet. Uçak saat 2'de. Ne, yan yana mı oturuyorsunuz? Şimdi çıkarsak ancak zaten. Niye yok dedin ben abi? Ben uçağın başındaysam en sonda İsmail Dükel olacak. En baştaysa ben en sonda olacağım. Ne olur ne olmaz. Ey Allah'ım ya. Mümkün olduğu kadar uzak duruyor. Peki çok teşekkür ediyorum katkılarınız için. Abdülkadir Sel ve İsmail Dükel Ankara'ya doğru yola çıkıyorlar. Uçakları var. Aramızdan ayrılıyorlar. Hoşçakalın. Evet, peki, sizlere iyi yayınlar. Sağ salim gidin inşallah. Şimdi çok oturdun. Bugün de çok enerjiktin ama. Yetişirler daha. Erken yolluyorsun. Erken yolluyorsun. Yetişirler daha. Bence otursunlar biraz. Ya, ya onlar hep 45'te çıkıyorlar. Ben de bir şey demiyorum Zafer Hocam. Hayır, onlar niye erken çıkıyor ben sana söyleyeyim. Onlar şimdi CIP'nin zengin menüsünden istifade etmek için erken çıkıyorlar. O yüzden. Ya aldırmayın, hadi siz gidin. Hadi be, bizim yerimizde de çorba içti orada. Hakkı doğdu. Artık diğer programa. Ha? Söyle gel abi, gel buradan söyle. Söz hakkı. Bak çıkamadı, dayan. Bak. Buyur abicim, buyurun. Sevgili Zafer, ne kadar muhteşem bir menü olduğunu çok fazla bilmiyorum ama sen de biliyorsun ki eğer şu saatte çıkmazsak iki uçağı hayal. Burada kalmak zorunda kalacağız o zaman. Onun için bir dahaki sefere o zengin menüyü nasıl beraber değerlendiririz. Menünün, menüde ne var ne yok hepsini beraber silip süpürmüyor muyuz İsmail abi geceleri? Nasıl bilmiyorsun? İçtiğimiz mercimek çorbası yok. Zafer. Aynen, onu da ona çok görme Zafer Şahin diyor. Vakitleri yok ona, yiyemezler. Uçakta yiyecekler iki lokma. Peki şimdi hemen şu Bozdağ'ın operasyonuna geçelim programımızın bu kısmında da. Efendim ya, Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı. Van'da Bozdoğan 41 operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyon görüntülerini şimdi ekrana vereceğiz. Saniye saniye operasyon görüntüleri geliyor. Eray Hocam alayım şimdi size. Şimdi biraz Eray Bey dinleyin. Buyurun. Verin arkadaşlar, görüntüyü okutalım. Jöhler operasyona katıldı, SİHA'lar operasyona katıldı. Teröristlerin tespit edilme anına dair görüntüler ekrana geldi. Şimdi ve etkisiz hale getirilme anları. Çok başarılı bir operasyon, epey de ses getirdi bu operasyon. Görüntüler de çok net. Efendim bu operasyonlar atak helikopterinden atılan atışlar da var değil mi? Milimetrelik toplarla. Çok önemli bir operasyon. Eray Hocam siz bize detayları anlatır mısınız görüntüler üzerinden? Ya şöyle bir önce yani bakın biz mesela teröristleri göremiyoruz aslında. Görüntülerde değil mi? Ama İHA bunu aldığı görüntülerden o teröristleri tespit edebiliyor. Nasıl yapıyor bunu? İşte bu yapay zeka. Yani görüntü, analiz ve inceleme yazılımları var. Bizim göremediğimiz o mesela bu teröristlerin kıyafetleri de toprak renginde zaten. Yani onu seçemezsin. Evet. Ama orada o yapay zeka. Şu bir dakika şu kaçtı görüntü. Daireyi aldı terörist görüntüsü hayır, değil mi? Hayır, şuradalar. Özel harekat. Hayır, bu hayır bu değil. Bunlar özel harekat. Bunlar jandarma özel harekat. Şu mağaranın içindeler.
Şimdi gelecek görüntü. Evet, o da gördüğüm kadarıyla özel harekat unsurları. Böyle yürüdükleri sanki bir görüntü mü vardı? Ben evet, mi gördüm. Onlar da özel. Bu ikinci drone işte. Mesela burada göremiyorsunuz. Mesela bakın göremiyorsunuz, tamam mı? Ama orada önceden bir, tam adını şu an hatırlayamıyorum. Onda özel bir adı var. Yani o görüntülerin analiz. Ha şu. Bu ne? Bunlar özel harekatlar. Ha bunlar şey mi? Bunlar asker Askerimiz, mi? Askerimiz evet. Tamam. Zaten bakın 1, 2, 3, 4, 5. Arka arkaya tamam. Tabii yani operasyon için ilerleyen timler daha sonra buraya geliyorlar. ve işte, bu mağarada şuradalar. Teröristler şurada. Yani orada bir girme yapıp. Bu arada şimdi yanlış algılanmasın. Doğuda terör bitti. Bu böyle saklanan işte orada... şey yapan, nasıl diyeyim, direnmeye çalışan. Yaşamaya çalışan. Yaşamaya çalışan böyle 2-3 terörist falan yani. Tabii yurt içinde. Bu yani bu şey olarak algılanmasın ya, bu bir arada. Bir şekilde sızabiliyorlar. Yani veya sızanlar evet olabiliyor. Bakın zamanında 90'lı yılların ortasında 450 terörist de çatışmaya girdiğimi hatırlıyorum yani. 5 timdik of. 450 terörist. Ne biliyor musunuz? Şimdi 4 tane bile kalmadılar. Evet, yani 2 evet, tane 3 tane. Burada Türkiye nereden nereye getirdi üç yani? 3 terörist imha ediliyor burada. Evet 3 terörist. Yani böyle hani dağda yok böyle işte yüzlerce kişi falan böyle bir şey yok efendim söyleyelim. Türkiye'nin doğusunda çünkü terör artık, temizlendi. Teröristin insan gücüyle bizim ağırlıklı olarak teknolojimiz ve sahadaki o uzman, terörde uzman komando, özel harekat timlerimiz. Bu arada ben jandarma özel harekat komando timlerini de tebrik ediyoruz. Jandarma Genel Komutanlığımızı tebrik ediyoruz. Evet. Hakikaten çok büyük iş başarı. Yani şu var. Yani yurt içinde jandarma komandolarımız, sınır ötesinde Mehmetçiğimiz, yani TSK'nın çok yoğun bir mücadelesi var. Sınır ötesinde TSK'nın hem Irak hem Suriye'nin kuzeyindeki başarılı operasyonları devam ediyor. Yurt içinde de efendim bölge jandarma komandolara emanet. İçişleri Bakanlığı tarafından operasyonlar sürdürülüyor ama dediğimiz gibi böyle bu farklı algılanmasın. Bölgeye gidip hep her defasında da haberler yapıyoruz, bölgeyi anlatıyoruz. Böyle bir iki tane, iki üç tane işte saklanmaya çalışan varlığı. Ya şeyler, bunların eylem kabiliyeti yok bu teröristlerin. Ya sadece orada biz varız. Hani terörist olarak biz varızı anlatmaya çalışıyorlar Beyhude ama yoklar gördüğünüz gibi yok ediliyorlar. Ve tabii bakın bu kadar büyük bir alanda 3 tane terörist bir nokta kadar bunların tespit edilebilmesi çok yüksek teknoloji gerektiriyor. Çok ciddi bir istihbarat çalışması gerektiriyor. Ve işte unsurlar gördüğünüz gibi gerek SİHA'larla gerek yani şu atışlara bakın yani atak helikopterleri 90'lı yıllarda hatırlıyorum sadece 2-3 tane taarruz helikopteri vardı yani toplamda 8 taneydi bunun 5'i ancak kullanılabiliyordu. Şimdi ve bizim şu anki ürettiğimiz atak helikopterleri saldırı helikopterleri inanılmaz bir ateş gücü manevra gücü ve dolayısıyla bunların artık bu bölgelerde yaşama şansları kalmıyor. Evet. Ama tabii gerçekten devletimiz sağ olsun, oradaki jandarma unsurlarımız sağ olsunlar. Gerçekten burada bu hainlerin peşine düşüp neredeyse bunlar yakalanıyor. Görün bakın çok güzel bir görüntü. Yani şimdi burada nerede bu teröristler bulamıyorsunuz. Evet. İşte bunlar o yazılımlarla, o yapay zeka kendi otonom yazılımlarla görüntüyü analiz edip oradaki teröristi bir karınca bile olsa bütün bu arazinin içerisine çıkarıp buluyor ve diyor ki işte burada. Evet. Vallahi jandarmamıza selam olsun. Allah işlerini güçlerini rast getirsin. Dualarımız onlarla. Mehmetçiğimize selamlar olsun. Bu operasyona da değinmiş olduk programın son kısmında. Eray Güçler Hocam çok teşekkür ederim. Hakan Bayrakçı çok teşekkür ediyorum katkılarınız için. Ve Zafer Şahin Ankara'ya da selamlar. Sağ olun var olun katkılarınız için. Akıl Çemberi'nin sonuna geldik efendim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.